Şimdi diyelim ki çocuk 3 yaşında, 3,5 Evet. yaşında, 4 yaşında. Ben çocuğa baktığım zaman bu çocuk güvenilecek bir organizma mı? Yani ne demek güvenilmek? Ne zaman susuz olduğunu bilir mi? Bu çocuk ne zaman acıktığını bilir mi? Ne kadar acıktığını bilir mi? Bu çocuk ne zaman çişi geldiğini bilir mi? Bu çocuk neyle ilgilendiğini bilip nasıl soru soracağını bilir mi konusunda? Evet, evet, evet demişsem çocuğun varoluşuna güvenim var demektir. Doğru. Şimdi o zaman böyle bir tavır içerisinde çocuğun önüne yemek korum. Çocuk diyelim ki 4 köfte koydum, 2 tanesini yedi. Tatlım doydun mu derim, doydum anne der, doydum baba der. Peki derim. Biliyorsun derim, ıvır zıvır yemiyordu akşam yemeğe kadar falan şeklinde. Tamam der. Şimdi çocuğa güvenim yoksa eğer, o zaman çocuğuna 4 köfte korum, çocuk 2 tane yiyip anne doydum dediği zaman ne derim? Hayır, 4 köfteyle doyulmaz. Ye, bitir. Aç kalacaksın. Aç kalacaksın, hasta olacaksın, doktora verecek paramız yok. Ye. Şimdi çocuğun içinden bir sistem diyor ki doydun diyor. Çocuk buna güvenmesini öğrenecek. Anne baba buna güvenmezse çocuk da güvenmemeye başlıyor. Bu iki ortam içerisinde, farklı ortam içerisinde çocuğa güvenen, çocuğa güvenmeyen iki farklı çocuk yetişecektir. Bir tanesi çocuğun gerçeğine saygılı. Böyle olunca çocuk da kendi gerçeğine saygılı olur. Ben ne zaman doyduğunu bilen birisiyim. Ben ne zaman üşüdüğünü bilen birisiyim. Ben kendimin sezgilerine güvenle bakarım. Öbüründe ise tam tersi bir gelişme başlıyor. Kendi gerçeklerine saygılı olmayla kendi gerçeklerine saygısız olma arasındaki temel fark burada başlıyor. Çocuk dışarıya çıkmış, oynayacak. Sırtını giy. Hırkanı giy diyor. Soğuk diyor. Anne üşümüyorum diyor. Giy dedim sana diyor. Giy. Soğuk. Üşürsün. Anne vallahi üşümüyorum diyor. Şimdi bu tavır içerisinde şöyle yapsa anne. Tatlım hırkanı buraya koyuyorum. Üşüdüğün zaman giyersin. Hırkan burada. Çok farklı. Çocuğun gerçeğine saygılı. Şimdi enteresan bir soru geliyor. Acaba neden bir anne böyle davranıp öbür anne böyle davranıyor? Önemli soru hocam. Haydi bakalım cevap ver. Sen soracak değilsin ya. Hocam yani bir kere şeyi söyleyeyim ben. Yani bu yaşamlara baktığım zaman annelerden bir tanesi eğer o olmazsa bu çocuğun hayatının hiçbir şekilde devam etmeyeceğini düşünüyor. Yani bütün korku var. Öyle bir korku var hocam. Kötü niyetli bir anne değil o. Yani 4 köftenin yetmeyeceğini ancak 4 köfteyle doyulacağını düşünen anne kötü bir anne değil. Onun kafasında doğru bu. Çocuk 4 köfte yeseydi hakikaten 5.yi de ye demeyecekti o anne. Bir rakam var onun kafasında, neyse o rakam. Bütün mesele o rakamla o çocuğun uyumsuz olmasından geliyor. Uzun vadede diyor ben yeterince bunu sıkıştırırsam diyor. Bu 4 köfte yemeye başlar diyor ve 4 köfteyle doyacağını bilen bir çocuk haline gelir diyor. Bunun derdi bu. Öbür anne ise bu niye böyle bir şey istiyor? Ya çocuğumun başına kötü bir şey gelmesin istiyor. Bunu yaparken başka bir yerden çocuğu sakatlıyor. Ne yapsın? Farkında değil o onun. Farkında değil. Farkında değil. Yani bu çocuk belki 2 köfteyle doyan bir çocuk. Fakat 4 köfte yesin diye bunu zorlamadığınız zaman o merak duygusuyla, o öğrenme açlığıyla, o kendini geliştirme isteğiyle belki dünya içerisindeki çok acayip insanlardan biri olacak. Ve her birimize müthiş faydalar sunan birisi olacak. Evet. Ama o anne öyle bir şey düşlemiyor. O 4 köfte meselesinde. Öbür anne ise ya burada bir potansiyel var. Kaç köfte yiyip yemeyeceği de kendi meselesi. Bilir o diyor. Bilir o diyor. Evet. Çocuk geliyor. Korktum ben diyor. Korkulacak bir şey yok diyor mesela anne. Ya düşünüyorum. Ya karşımdaki korkmuş bir şekilde yani öyle veyahut da böyle. Niyetin iyi. Eminim. İstiyorsun ki o çocuk sıkıntı duymasın, o çocuk korkmasın falan filan. Ama korkuyor işte. Öyle ya da böyle onun gerçekliğinde neyse o, onu korkutan bir şey olmuş.
Ve bütün ihtiyaç duyduğu şey de anlaşılmak o anda. Evet. Ve başka bir şey daha var. Yani bunu sadece çocuk yapmıyor. Hocam ben kendim de aynı şeyi yaşıyorum kendi hayatımda da. Benim ifade ettiğim bir şeyle ilgili karşımdan onay aldığımda, kendi gerçekliğim onaylandığı zaman daha normal ve daha insan gibi hissediyorum. Evet. Ya diyorum bunu böyle hissetmem demek ki normalmiş diyorum. Bak evet. Ahmet de dedi ki, eşim de dedi ki, babam da dedi ki, evet olur öyle şeyler. Bazen böyle kaygılar yaşanabilir, haklısın. İnsanın gerilmesi normaldir, anlıyorum seni dediğinde bambaşka bir şey oluyor. Ben kendi gerçeğimle daha rahat bir ilişki kuruyorum o zaman. Öbür türlü ya bir şey hissediyorum, bir şeyin farkındayım ve benim dışımda hiç kimse öyle hissetmiyor. Müthiş bir yalnızlığa doğru gidiyorum orada. O yalnızlığı yaşamamak için de dört köfte mi yiyecek, yiyeyim hocam diyorum. Evet. Yani. Bir soru daha. Sorun hocam. Şimdi ben öyle bir anneyim ki bu televizyon programları seyrettim, kitap okudum ve bir çocuğun iki köfte yediği zaman doyabileceğini ve doyduğu zaman da doydum anne diyeceğini kabul ediyorum. Ama kayınvalidem diyor ki sen ne biçim annesin diyor. Doğru. Çocuk nereden bilsin diyor. Anneler köfte yedirir diyor. Doğru. Anneler hırka giydirir diyor. Anneler şöyle yapar böyle yapar diyor. Ah ah diyor benim torunlarım doğru dürüst bir annesi yok diyor. Şimdi ne yapayım? Hocam yani siz söylüyorsunuz onu ben de söyleyeyim. Yaşam seçimlerden ibaret. Benim kayınvalidem de kötü bir insan değil. Onun farkındayım. Onun gerçekliği içerisinde de bu çocuk dört köfte yemezse aç kalacak. Evet. Her neyse benim dört köfteden iki köfteye geçmemi sağlayan ki mesele iki köfte meselesi de değil. Belki üç yiyecek. Mesele bugün bu çocuk ne belki kadar köfte... Belki de beş yiyecek. Belki de beş yiyecek. Bugün bu çocuk kaç köfte yiyeceğine kendisi karar verecek. Mesele o. Benim oğlumun çok sevdiği yemekler var. Biz sanıyoruz ki bugün hapur küpür hepsini götürecek. Yemiyor. Ertesi gün geliyoruz aynı miktar daha yok mu diyor. Ve belli olmuyor. Ama biliyor ne kadar yemek istediğini biliyor. Mesele orada. Benim ne kadar yemek istediğimi bildiğim gibi. Kayınvalidemle de oturup bunu sohbet edilebilir. Ha anlamadı. Evet. Dedi ki hayır ben senin gerçekliğini kabul etmiyorum. İşte orası bir zorlu seçim merkezi. Ben öyle bir annenin yerinde olsaydım önce bir kere kocamla oturur konuşur sonra da kayınvalidemle oturur konuşurdum. Kocamla niye konuşurdum? Annenle yarın bu konuyla ilgili konuşacağım. Senin açından bir sakıncası var mı diyebilmek için oturup konuşurdum. Evet. Onun da bir gerçekliği var. Çünkü ben onunla konuştuğum zaman ortamdaki bütün taşlar yerinden oynayacak ve belki onun getirebileceği bir gerilim olacak. Ondan sonra da kendi doğru bildiğimi yapmayı tercih ederdim. Eğer amaç hepimiz bu çocuğun gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilen, hayatının sahibi olan bir çocuk olmasını sağlamaksa.